100 yıl önce, tam 100 yıl önce farklı bir Türkiye vardı. 100 yıl önce 16 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurtuluşu için, hepimizin kurtuluşu için ve emperyalizme karşı en ciddi, en tutarlı mücadeleyi vermek için İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı. Ve biz bugün 100 yıl önce yapılan bir hareketin bir bağımsızlık meşalesini anmak için buraya toplandık. Onların ruhu şad olsun. Onları saygıyla anıyoruz. Ve biz bugün bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Bir hak mücadelesi veriyoruz. Hafızalarımız yenilendi. Güzel şeyler yapmış atalarımız. Ve bizler güzel şeyler yapmaya mahkumuz. Onlara layık olmak için. Ve güzel şeyleri yapacağız. İstanbul'da da yapacağız. Ekrem İmamoğlu'yla yapacağız. Ne söyledim? Hak mücadelesi vereceğiz dedim. Hak mücadelesi. Milli irade mücadelesi vereceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dediler. Eğer milletin iradesi varsa o iradeyi, elimizden alınan o iradeyi tekrar 23 Haziran'da yeniden alacağız. Bu bizim görevimiz. İstanbulluların görevi bu. İstanbulluların iradesi katledildi. Ve biz bütün vicdan sahibi İstanbullulara sesleniyoruz. Vicdanımızın sesini dinleyeceğiz. Ve sandığa öyle gideceğiz. Ve bizim irademize bir saldırı yapılmışsa ve bizim irademiz 7 çete mensubu tarafından elimizden alınmışsa biz o iradeyi ve o gücü söke söke alacağız. Bütün İstanbullulara güveniyorum. Bütün İstanbullulara. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmaktan çoktan çıktı. O artık 16 milyon İstanbullunun adayıydı. 16 milyon. Ve gençler, slogan atıyorsunuz çok güzel. Sizden sadece bir şey bekliyorum. Sadece bir şey. Komşunuz, yakınınız, akrabanız, dayınız, teyzeniz, kim olursa olsun. Bir kişiyi daha ikna edeceksiniz. 23 Haziran'da bir kişiyi daha ikna edeceksiniz. Ve beraber sandığa gideceksiniz. Ve diyeceksiniz ki biz zalimden ve zulümden yana değiliz diyeceksiniz. Biz haktan, hukuktan ve adaletten yanayız diyeceksiniz. Elimizden alınan hakkı biz geri istiyoruz diyeceksiniz. Ve geri, ve elbette ki geri. Nasıl alacağız? Milletin iradesiyle alacağız. Kimseye kızmayacağız. Hiç kimseye. Hiç kimseye kin ve öfke beslemeyeceğiz. Çünkü biz hakkımızı istiyoruz. Çünkü biz güzel bir İstanbul istiyoruz. Çünkü biz 16 milyon İstanbullunun kardeşçe yaşamasını istiyoruz. Ve bunun en güzel adımlarından birisini ve bu yürüyüşü başlatan en güzel insanlardan birisini size emanet ediyorum. Onun adı Ekrem İmamoğlu. Çok teşekkür ediyorum. Genel Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız söylenecek her şeyi söyledi, bize vazifelerimizi sıraladı.
bugün çok özel bir akşamda 16 Mayıs'ta Bandırma'nın İstanbul'dan Samsun'a gidişinde buluştuk. Bilgiye doyurdu bizi Sunay Akın. Çok teşekkür ediyoruz. Sunay Akın'a teşekkür ediyoruz. Güzel koramıza, kızlarımıza, gençlere, bütün orkestraya teşekkür ediyoruz. 16 Mayıs'ta buradan ayrılan ve Samsun'a giden Bandırma vapurunda Mustafa Kemal Atatürk'e eşlik eden gençlik vardı. Tam bağımsız Türkiye diyen bir ruh vardı. Özgürlük ateşi vardı. Aynı inançla yol yürüyoruz. 100. yılında aynı inançla yol yürüyoruz. O günün koşullarında, o günün koşullarında çok kötü durumda olan Anadolu'yu, Türkiye'mizin insanını ayağa kaldıran Mustafa Kemal Atatürk ve 19 Mayıs ruhunun 100. yılında biz de hep birlikte İstanbul'u ayağa kaldıracağız. Hep birlikte İstanbul'u ayağa kaldıracağız. Ve Genel Başkanımızın söylediği gibi 16 milyon insanı kucaklayarak, hiç kimseyi dışarıda bırakmayarak Türkiye'nin demokrasi mücadelesini de hep birlikte vereceğiz. Hem İstanbul'u kazanacağız, hem de demokrasiyi sıkıntıya uğratmayacağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi diyoruz. Her şey, her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun, var olun.